Merhaba arkadaşlar, ben Nait ve bugün sizlerle birlikte Eldo'ya oynuyoruz ve evet, bugün videoda ne yapacağız? Bugün arkadaşlar, herkesin sorun ettiği birkaç şeyler var. Temel malzemeler falan, bunları yapamıyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar var, onlar için bir video hazırlayacağım bugün. Şimdi, bir dakika, şurada bir köpeğimiz varmış, bunu açalım. Şunları buraya koyalım. Bu arada arkadaşlar, base'i biraz düzenledim. Gördüğünüz gibi sandıklar artık biraz daha düzgün sayılır yani. Şimdi ben bir hemen arkadaşlar ufaktan köpeklerime bakacağım. Köpekler ne durumda? Tamam, şu anda büyüyen yok. 3-4 tanesinin 5 saati mi ne kalmış? Aynen, tamam. Şimdi bu arada arkadaşlar, geçenki sezon videosunu izlemeyi unutmayın. Çok güzel videoydu gerçekten. Güzel şeyler derledim. Şimdi gelelim önemli şeyimize. Evet. Öncelikle arkadaşlar, mesela herkese önerim şu. Buradaki arkadaşlar craft bölümüne gelin. Yani buradaki her şeyi yapın arkadaşlar. Neymiş, merak edin mi? Önce bir merak duygusu içinizde olmalı. Her şeyi yapmaya çalışın. Ben çoğu şeyi yapmaya çalıştım. Yapamadıklarım mesela bunlar var. Tungsten bar falan lazım. Mesela kar batarısı için late plate falan, bunları bulamadım. Çünkü bunlar oyunda çok aşırı nadir bulunuyor ya da yok. Şunları zaten bulmak için bir tane daha watchtower lazım. Watchtower açmak için de ATV lazım. Falan filan, bakın bunlar lazım. Şunu mesela, bunun ne işe yaradığını bilmeyen arkadaşlar var. Weapon stand mesela. Değil mi? Mesela bunlar var. Bizim ampullerimiz neredeydi abi? Bir de arkadaşlar, base'i yeni düzenledim. Bazı şeylerin yerini bilmiyorum. Oyun da zaten her zaman videoda niyeyse donuyor. Nerede abim? Şu ampulü bulmam lazım. Burada olabilir. Aynen burada. Bir de şurada, aynen. Kablolar var. Ve şurada, tamam. Şimdi bunu aldım. Craftladım. Mesela ben merak ediyorum, değil mi? Bunları geri sonra koyarım yerine. Mesela Furnate diyoruz. O maksimum level 3 olması lazımmış arkadaşlar yerin. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Bura için tamam. Şöyle yaptık. Taş lazım. Hemen arkadaşlar yapıyorum. İzleyin şimdi. Buraya geldik. Şuraya geldik. Bir dakika. Bunu taşıyabiliyor muyum? Aynen, taşıyorum. Buraya. Sen gel abi. Seni de buraya koydum. Weapon stand. Bu ne arkadaşlar? Hemen gösteriyorum. Gördünüz mü bak? Kılıcım orada kaldı. Mesela bizim burada bir gitarımız vardı. Pardon, ben kıyafetlere bakıyorum ya. Kafa gitti arkadaşlar bu sıralar vallahi. Bak mesela. Körüm ben ya. Gitar şurada. Gitar, ok. Bunun ikisini alayım. Buradan da geçemiyoruz. Mesela şunu çıkartıp şöyle şunlara eklesek. Gitarı biraz daha üste alayım şöyle. Bak böyle daha güzel. Bir de bunun için pil lazım arkadaşlar. Pil sonunda bir şey harcayacak, bir şey bulduk pile. Hemen pilimizi de şöyle koyduk. Oh. 9 gün 23 saat, yani 10 gün boyunca pil de böyle bir şey sağlıyor. Mesela weapon stand buna yarıyor. Ama bizim daha önemli şeyler için mesela woodworking bench. Bunu yapmış olmalısınız. Woodworking bench gördüğünüz gibi arkadaşlar ağaçlara böyle dönüştürüyor. Ben mesela dönüştürdüm. Pine log'u aldım. Normal odunu. Şunu arkadaşlar. Pine log. Pine plank'i döndürdü. Oak log'u da oak plank'i oak plank'i dönüştürdüm. Şimdi arkadaşlar, oak log'u bulamayan arkadaşlar var.
Normal global map'te arkadaşlar kırmızı olan yani kırmızı derecedeki zorluğundaki bir ormanımız var ya. Oraya gidiyoruz. Orada oak plankton yani oak ağaçlarından 2-3 tane var. Bunları da arkadaşlar o ağaçları da güçlü ağaçlar olduğu için bu Iron Hatchet'la kırmalısınız. Sonra dediğim gibi buraya gelip bunları dönüştürüyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi ben Weapon Stand'ı o sayede yaptım. Bu arada arkadaş susamış. Hemen suyumuzu içtik. Şöyle yaptık. Hayret, tuvalete gelmedi. Woodworming'e hiç bu işe yarıyor. Shower banyo yapmamıza işe yarıyor. Mesela korktuysak diyelim. Zaten video başında gösterdim. Melting Furnace. Şimdi bu da çok çok önemli bir şey. Bunu kesinlikle yapmalısınız. Melting Furnace'i maksimum 2 tane yapabiliyorsunuz sanırım. Ben şu an mesela Iron Bar yapıyordum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar Iron Bar yapmanızı sağlıyor. Mesela şu alüminyum bar yapmanızı sağlıyor. Buckshot alüminyum bar tekrardan yapmanızı sağlıyor ama 4 tanesi. Chopper bar yapmanızı sağlıyor arkadaşlar. Örnek alüminyum yapalım hadi arkadaşlar. Buraya geldik. Alüminyum 27 dakika sonra hazırlanacak. Yani oyun aslında bu kadar basit. Sadece içinizde merak duygusu olması lazım arkadaşlar. Dediğim gibi bunu yapamayan arkadaşlar var. Onlara yardımcı olmak için şu anda yapıyorum. Mesela radyo. Radyoyu ben craftladım ve buraya koydum. Radyo için bir tane daha bir şey yapmamız lazım. Ayrıyetten başka malzemeler daha istiyor. Mesela böyle döndürüyoruz. Bunker Alpha kodu geldi mesela. Ben de mesela arkadaşlar Raider'ları soranlar var. Abi bende çıkmıyor falan diye. Radyo arkadaşlar bu şekilde döndürürseniz çıkar diye düşünüyorum. Eğer yoksa da o level ile alakalı. Level'ınızın yüksek olması lazım. Tam olarak da sebebini bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi radyo, rain catcher. Mesela bu da çok önemli bir şey. Bunu da alıyorum mesela. Suyu içtik. Boş suyu arkadaşlar dönüştürüyor. Çok iyi bence. Bunu da buraya attım. Başka. Mesela köpekler için bunu almalısınız. Dog crate. O zaten herkeste vardır. Bundan eminim. Stonehenge table. Bu da çok önemli. Bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela 20 tanesini getirdim. 10 tane stone brick yaptı. Stone brick de arkadaşlar şu duvarları gördüğünüz gibi beyaz olan duvar var ya önümdeki. Bu duvarı yapmak için lazım oluyor. Onu da yapmayı unutmayın. Ve meat dryer. Meat dryer da acayip önemli bir şey. Gördüğünüz gibi etleri alıyorsunuz buradan pastırma yapıyorsunuz. Pastırma galiba bu. Pastırmayı da çok severim gerçekten. Neyse oralara girmeyelim. Tanning rack. Bu da arkadaşlar deri yapmanızı sağlıyor ve ayrıyetten ip yapmanızı sağlıyor. İp sıkıntısı çeken arkadaşlar varsa mesela ormana gidin. Otları toplayın arkadaşlar. Plant fiber'ları. Buradan 20 tanesi 10 tane ip yapabiliyoruz buradan. Derilerimizi de alalım. 20'şer 40 tane demir. Deri arkadaşlar. Garajı yapamazsanız arkadaşlar motor çalışmaz. Bunu da söyleyeyim. Gunsmith Batch. Evet. Gunsmith Batch resmen arkadaşlar burası. Gunsmith Batch resmen silahlarımızın eklenti falan yaptığımız yer. Mesela seçtim. Bu arada arkadaşlar mesela Gunsmith Batch'in yanında hemen bu bir yer daha var. Mesela şimdi bunu ben gördüğünüz gibi bak böyle
Yaptım mesela. Comfortable Magazine. Bunu yaptım ama ben en iyisini yaptım. Şu an bende en iyi şarjör var. En iyi şarjörü yaptım arkadaşlar. Yaptığım için bir tane silahıma sadece takmıyorum. İstediğim sınırsızca takabiliyorum. Bunu yaptığım için, bunu tecrübe ettiğim için arkadaşlar yapabiliyorum. Bunu soran arkadaşlar vardı. Bunu yaptım mesela. Aldım bunu. Gördüğünüz gibi şu anda 84'e kadar çıkartabildim silahımı, eklentisini. Şimdi bunu ben bir kere yapmıyorum. Sadece bir silahıma yapmıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi biraz açıklık getireceğim. Biraz üstünde duracağım. Gördüğünüz gibi bakın. Tekrardan takabiliyorum aynı şeyleri. Bunun sınırı yok. Siz bunu arkadaşlar burada bir kere tamamladığınızda olay çözülmüş oluyor. Tamam. Gunsmith Batch'i de hallettik. Spike trapleri arkadaşlar Raider'lar için önemli. Mesela buraya koyabilirsiniz, buraya koyabilirsiniz. Sandıklarınıza gelmesinler diye. Ama onu da kırabiliyorlar. Dikkatli olun. Saving table. Bunu da yapmanızı kesinlikle çok istiyorum. Ben burada arkadaşlar saving table'ı resmen bandaj kullanmak için yapıyorum. Şimdi nasıl? Dediğim gibi plant fiber'ları topluyorum. Plant fiber'larla bu clothes'ları yapıyorum. Bak gördüğünüz gibi clothes'lar buradan çıkmış. 26 tane var. 26 taneye bandaj. Gördüğünüz gibi 5'er tane yapabiliyorum. Şu an 5 tane daha bandajım oldu arkadaşlar. 5 bandaj 250 can demek. Harika bence. Böyle böyle Last'in kral olursunuz arkadaşlar. Ben diyeyim yani. ATV'yi zaten yapıyoruz. Ayna arkadaşlar yapmıştık. Bir önceki değil. Daha önce bir tane videomda göstermiştim. Aynayı ben şuraya yapmıştım. Ayna arkadaşlar buradan saçınızı başınızı değiştirmeye yarıyor. Ama tabii para lazım. Yeni sezon geldiğinde muhtemelen arkadaşlar sezonu satın alamayabilirim. Korkuyorum o yüzden. Sezonu satın alırsam ilk iş şu erkek olacağım. Ya da coinsleri... Aa, abi ya. Bu arada coinsleri de harcamak için şeyler de var. Skilleri göre harcıyoruz. Bu ne? Allah Allah. Şu an her şey sıfır gözüküyor. Şu an bir hata var. Ben de sevindim. Gerçekten sıfır falan hani coins alabilirdik. Wardrop var bir de arkadaşlar. Wardrop'u da yapmıştım. Onu da göstereceğim. Wardrop'ta arkadaşlar burada çantalarınızı ve clothes'larınızı değiştirmeye yarıyor. Bunu da hani skin seven arkadaşlar varsa yapabilirler. Ben şöyle şu çantamla gezeceğim biraz. Recycler. Recycler arkadaşlar gerçekten acayip önemli bir şey. Mesela ben bu silahımı harcadım. Gördüğünüz gibi seviyesi bak mesela düşmüş. Canı düşmüş. Canı düşükken, kırmızıyken ben bu silahı mesela buraya getirip koyabiliyorum. Mesela bir deneyelim. Canı az olan bir şey yok da. Şurada kötü bir silahım var mı? Aynen var. Golf sopasını aldım arkadaşlar. Golf sopasını şöyle gördüğünüz gibi dönüştürebiliyoruz. %40 gelme şansı bu. Scrap metal var. %5 Duct tape var ve %0 alüminyum var. Şimdi arkadaşlar melee weapons yazıyor. O 1'de şu an. Bundan sonra 2 olacak. Bunun seviyesi ne kadar arttıkça alüminyum barın çıkma olasılığı da o kadar artıyor. Ben en çok gördüğünüz gibi mekanik, elektronik onları denemişim. Onları çıkartmışım. Zaten gördüğünüz gibi plastik de çok fazla var. Onlar sayesinde oldu bunlar. Barbed wire bunlar da aynı şekilde raiderlar için önemli arkadaşlar. Trip wire trap bu arkadaşlar mesela raider benim evime geldi. Buradan geçti. Şimdi buraya geldi sonra dedi ki ben buraya geçeceğim dedi. Buraya geçerken ses oluyor işte bu. Ses çıkmasını sağlıyor ve Big One'ın daha hızlı gelmesini sağlıyor. Umarım yardımcı oluyorumdur. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Medical table. Evet geldik. Medical table arkadaşlar alkol yapımına sağlıyor. Şimdi mesela berry, yaban mersini getirdik. Buraya koyduk arkadaşlar. Alkol yaptı. Mesela 20 tane koyduk. 4 tane alkol çıktı. First aid kit yapmak için alkol lazım gördüğünüz gibi arkadaşlar. First aid kit için yapabilirsiniz bunu da. Medical table tamamen bu işe yarıyor. Elektrik jeneratörü
Bu da Watch Tower için lazım arkadaşlar. Yani bilmeyenler varsa nasıl haritayı genişleteceğini, benim Watch Tower'la ilgili haritayı büyütüyoruz adlı bir tane videom var. Onları da gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok şey yok. Bir trap hiç yapmadım. İnanır mısınız? Çünkü titanyum bar gerekiyor. Titanyum bar da çok nadir bulunuyor. Ya da oyunda yok dediğim gibi. Refined Melting Furnace. Bu arkadaşlar en önemlilerinden biri diyebilirim. Çünkü gördüğünüz gibi bakın burada. Refined Melting Furnace. Bir tane iron var. Bir tane alüminyum var. Bir tane chopper var ve bir tane kömür, bir tane steel bar'a eşit oluyor. Titanium bar için de arkadaşlar şu itemlerden lazım. Titanium ore, tungsten bar için de tungsten ore lazım. Bunlar sanırım oyuna eklenmedi diye biliyorum arkadaşlar. Mesela yapalım hemen. Steel bar. Yakmak için kömür lazım. Şu an arkadaşlar steel bar 31 dakika sonra olacak. Tamam mı? Başka bir şey var mı? Kitchen Stove. Kitchen Stove'da arkadaşlar skill kazanmak için, balıklar için lazım bir şey. Balık tuttum mesela. 2-3 tane daha böyle bir şeyler ekliyoruz ve skill kazanıyoruz arkadaşlar. Bunları da şu anda yapmadım hiç. Yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu skill'leri gösterebilirim istiyorsanız. Başka bir şey var mı? Ekit 5. Şimdi bu Ekit 5 de arkadaşlar... ne işe yarıyor? Bunu ben daha önce söylemiştim. Şimdi arkadaşlar ormana gidiyoruz. Böyle elimde mesela gördüğüm gibi bir sandık var. Sandık enfeksiyonlu ve bunu tutup kaldırabiliyorum. Bunu sonra getirdikten sonra motora kasasına yükleyip buraya koyuyorsunuz. Ve bunu açmasına sağlıyor. Sadece bu. Ekip 5'in şeyi de bu arkadaşlar. Başka repair istasyon. Ha, bunu yapmadık. Dediğim gibi titanium bar lazım. Titanium bar lazım. Pressing makinesi var. Pressing makinesini de en son yapmıştım. En son yaptığım makinenin arasında. Bu arkadaşlar şunları lead plate yapıyor. Scrap metal'la gidiyor iron plate yapıyor. Ve rubber partlarla rubber yapıyor arkadaşlar. 20 tanesinde bir tane yapıyor. Ve rubber da arkadaşlar... Ne işe yarıyor? Rubber bizim ATV için önemli. 250 tane lazım. Bunların arkadaşlar çoğunu karbon kompoziti arkadaşlar bunları bu gaz silindiri bilmiyorum da karbon kompoziti ve kogu ben şeyden buldum. Polis istasyonundan buldum. Rubber'ları ben kendim yapıyorum. Bunları kendim buluyorum. Bunker Alpha'dan buluyorum arkadaşlar. Steel plate'leri şunlardan yapıyorum arkadaşlar. Bunu mesela chopper steel bar yapıp sonra buraya gelip arkadaşlar bunları dönüştürüyorum. Steel plate'e gördüğünüz gibi dönüştürüyorum. Alüminyum bar yapıp alüminyum plate'e dönüştürebiliyorum. Iron bar'ı iron plate'e, iron plate'i de çivilere dönüştürebiliyorum arkadaşlar. Bu da workbench. Bakayım. Bunu yapıyoruz dedik. Bunlar arkadaşlar bunun ikisini ben şeyden buldum. Sezondan aldım. Hatta şunun üçünü. Bunu da. Gaz silindiri. Başka nasıl bulunuyor? Bunker Bravo'ya gidip bulabilirsiniz arkadaşlar. Başka da çok bir şey yok. Turret'ı yaptık. Turret da arkadaşlar mesela burada. Turret da upgrade yapabiliyoruz. Bunları ekledikten sonra level'ını artırabiliriz. Ama bu da arkadaşlar raiderlardan korunmak için önemli bir şey. Neydi lan bunun adı? Benzin koyup işte çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Benzinim de çok olmadığı için zaten baskın olduğunda çalıştırıyorum bunu ne olur ne olmaz diye. Bu istasyon falan var. Hidroponik sistem var. Hidroponik sistem için piyet bulamadım. Ve ash plank lazım arkadaşlar. Onun için de zaten ATV'yi tamamlamak lazım. Yani arkadaşlar bu kadar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bayağı güzel şeyler var.
Yani kasılıp gelişmeniz için gerçekten çok iyi şeyler var. Umarım yardımcı olmuşumdur. Umarım siz de abone olup like atarsınız. Açıklama kısmında Discord kanalım var. Katılmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.